Ahmed bin Hanbel ve Müsned'i. Ahmed bin Hanbel Şeyban kabilesine mensuptur. Nesebi Nizar bin Ma'd bin Adnan'da Hz. Peygamber'in nesebiyle birleşir. 164'te Bağdat'ta doğmuştur. Abbasilerin en parlak döneminde Bağdat'ta yetişmiştir. Yetim olarak küçük yaşta ilim tahsiline başlamıştır. Önce Ebu Yusuf'un ilim meclislerine devam etmiş. Sonradan Bağdat muhaddislerinden Huşeym bin Beşir'in ders halkasına dahil olmuştur. Ahmed bin Hanbel ilim yolculuklarına Hicri 186 yılında başlamıştır. Önce Basra'ya, sonraları Kufe, Vasıt ve Mekke gibi büyük şehirlere gitmiştir. O Mekke'de İmam Şafii'nin derslerine devam etmiştir. 198 yılında hac etmek için Mekke'ye, oradan da Abdurrazak es-Sana'ani'den hadis almak için yaya olarak Yemen'e gitmiştir. Ahmed bin Hanbel yolculukları sırasında kendi el emeğiyle geçinmiş, yük taşımış, kendisini seven hocalarından bile maddi yardım kabul etmemiştir. 40 yaşlarındayken Hicri 204 yılında Bağdat'ta ders okutmaya başlamış ve büyük takdir toplamıştır. Kendisinden hadis nakledenler arasında Buhari, Müslim, Ebu Davud gibi meşhur hadis imamları ve iki oğlu Abdullah ve Salih bulunmaktadır. Halife Me'mun devrinde Kur'an'ın mahlukiyeti meselesi dolayısıyla ortaya çıkan mihneden Ahmed bin Hanbel payına düşeni göğüslemekte tereddüt göstermedi. O, halifenin bu konudaki emirlerine karşı çıktı. Ehl-i Sünnet görüşünün savunmasını yaptı. Bunlara karşı da 18 ay hapiste yattı. 150 vazifeli tarafından kırbaçlandı, bileği kırıldı, ağır şekilde yaralandı fakat asla vicdan nezahetini ve dürüstlüğünü kaybetmedi. Bişir bin el-Haris, Allah Ahmed'i saf altın olarak çıktığı bir ateşe attı der. O kendisine işkence edenler aleyhinde bulunmadı, onları bağışladı. Ahmed bin Hanbel hapisten çıktıktan sonra 8 sene kadar yaşadı. 77 yaşlarındayken Hicri 241'in Rebiülevvel ayında vefat etti. Vefatı büyük üzüntü sebebi oldu. 60 bin ile 250 bin arasında değişen rakamlarla ifade edilen bir cemaat cenaze namazına iştirak etmiştir. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi 700'den fazla sahabiden nakledilen 30 bine yakın hadis ihtiva eden müsned Ahmed bin Hanbel'in baş eseri olduğu kadar müsned türünün de en meşhurudur. Muvattalardan nasıl İmam Malik'in muvattağı meşhur olmuş ve bize kadar gelmişse müsnedlerden de en yaygın ve meşhur olarak bize kadar intikal etmiş olanı Ahmed bin Hanbel'in müsnedi olmuştur. Bu konuda Allah Teala'nın bu iki büyük imama olan nimeti ve bu lütfu açıkça görülmektedir. Müsnedde yer alan sahabiler önce İslam olmaktaki önceliklerine, sonra aşiret durumlarına göre, daha sonra yerleştikleri şehirlere göre sıralanmışlardır. İlk müsnedler aşere-i mübeşşereye ve onlara yakın ashaba aittir. Sonra Ehl-i Beyt ve Benu Haşim müsnedleri gelir. Bunları Mekkelilerin, Medinelilerin, Şamlıların, Basralıların, Ümmühat-ı Mümininin ve öteki kadın sahabilerin müsnetleri takip eder. En sonunda da ismi mübhem bazı sahabilerin müsnetleri yer alır. Müsned ilk hadis sahifelerini de ihtiva eder. Hemmam bin Münebbihin sahifesi, Abdullah bin Amr bin Elas'ın Es-Sahifetus Sadıkası'nın yarıya yakın kısmı, Semura bin Cündüb sahifesinin çoğu hadisleri ve Ebu Seleme sahifesi Müsned'in ihtiva ettiği sahifelerdendir. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde 337 sülasi rivayet vardır. Ahmed bin Hanbel Müsned'i 200 ile 228 yıllar arasında tasnif etmiştir. Bizzat kendisi oğulları Abdullah ile Salih'e ve amcasının oğlu Hanbel bin İshak'a kıraat etmiştir. O Müsned'i 750 bin hadisten seçerek meydana getirmiştir. Elimizdeki Müsned nüshaları oğlu Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği nüshanın Ebu Bekir Ahmed bin Cafer el-Kati'i 368 miladi 978 tarafından yapılan rivayetidir. Gerek Abdullah bin Ahmed bin Hanbel gerekse ravisi Ahmed bin Cafer el-Kati'i Müsned'e bazı ilaveler yapmışlardır. Kati'nin ilaveleri azdır. Sıddiki'ye göre İbn-i Hanbel'in bu büyük eseri telif gayesi ne tümüyle sahih hadisleri toplamak ne de özel bir konuyla ilgili hadisleri bir araya toplamak ve ne de belli bir İslam mezhebini destekleyen hadislerden bir mecmua oluşturmaktır. Onun gayesi sahih olduğu kendisince ispat edilecek olan ve kendi devri için münakaşalarda esas vazifesini görebilecek bütün hadisleri bir araya getirmektir. Nitekim o bu kitabı bir rehber olarak hazırladım. Hz. Peygamber'in sünnetinde ihtilaf edenler ona müracaat ederler demiştir. Ahmed bin Hanbel Müsned'e aldığı bütün hadislerin sahih olduğunu iddia etmiş değildir. Ölüm döşeğindeyken bile o Müsned'den bir hadisin çıkarılmasını oğlundan istemiştir. Bu onun eseri hakkında daimi bir tetkik ve araştırma yaptığını gösterir. Yoksa onun Sıddıki'nin ifade ettiği gibi eserinin bütün muhtevasının sahih olduğundan emin olmadığını değil, zira ilimde araştırma süreklidir. Emin olunsun, olunmasın, netice değişmez. Ahmed bin Hanbel Müsned'e sırasıyla zabıt ve adalet vasıflarıyla tanınan ravilerin hadislerini, yalancılığı duyulmamış dini konularda hakkında şüphe edilmeyen mestur ravilerin birinci grup ravilerin rivayetlerine ters düşmeyen hadislerini almıştır. O böylece ihtiyata tam riayet etmiştir. Zira o bu tavrı ile bir taraftan sadık olabileceği için mestur ravilerin, öte yandan bazı şeyleri hatırında tutabileceği için de hıfzı zayıf ravilerin hadislerini terk etmemiştir. Bu iki grup ravinin hadislerinden adalet ve zaptı tam olan ravilerin rivayetleriyle çatışmayanlarını müsnede almış olması onun tam bir ihtiyat tavrına sahip olduğunu göstermektedir. O oğluna hitaben hadis usulümü bilirsin. Aynı konuda zıddına sahih bir hadis bulunmadıkça zayıf hadislere karşı çıkmamışımdır demiştir. Bu sözlerden onun sahih ve sahih olması muhtemel hadisleri müsnedine aldığı neticesi çıkartılabilir. Ebu'l Ferec İbnül Cevzi Hanbeli olmasına rağmen mezhep imamının kitabı müsnedde 15 adet uydurma hadis olduğunu belirtmektedir. Bu aslında müsnedin değerine bir zarar vermez. Zira 30.000'e yakın hadis içinde 15 kadarının böyle bir ithama uğraması aslında müsnedin değerini gösterir. İbn-i Hacer el-Eskalani 852 miladi 1448 müsnedde mevzu hadis olduğu iddiasını Kavlul Musedded Fizzeb Anil Musnedi Lil İmam Ahmed adlı eserinde çürütmüştür. İbn-i Hacer bu eserinde 9'u Zeynuddin el-Iraki, 15'i İbnül Cevzi tarafından mevzu olduğu ileri sürülen toplam 24 hadisi inceleme konusu yapmıştır. Muhammed Sibgatullah el-Midrasi de Zeylu Kavlil Musedded adıyla kaleme aldığı eserinde Suyuti'nin İbnül Cevzi'nin mevzuatında Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen 38 hadis bulunmaktadır. Sözünden hareketle İbn-i Hacer'in inceleme konusu yapmadığı 22 hadisi incelemiştir. Her iki eser de Haydarabad'da 1319'da basılmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel müsnede aldığı hadislerde pek titiz ve dikkatli davranmıştır. Farklı rivayetlere, hatta bu farklılık bir kelimede veya rivayet sigalarında bile olsa derhal hadisi senediyle birlikte yeniden vermiştir. Mesela imam ve emir kelimeleri farkını ve ev kelimeleri değişti diye iki ayrı rivayeti de vermiştir. Müsned'de bir hadisinde haddesena el-leysu ve anil-leys değişikliği oldu diye sırf bu değişiklikten ötürü aynı senedi tekrar etmiştir. O bir başka hadiste de ileyhi aleyhi farkını, bir başkasında ise li uhraha ve bi uhraha farkını belirtmiştir. Aslında Ahmed bin Hanbel'in metodu aynı senetle peş peşe gelen iki ya da daha fazla hadisi senedi başta bir kere verdikten sonra öteki hadisleri Gale Ebul Kasım veya Gale Resulullah diye vermektedir. Hemmam bin Münebbihin sahifesi bunun en güzel misalini teşkil eder. İsnatta değişiklik varsa bu değişiklik isnadın neresinde olursa olsun senedi bütünüyle tekrar eder. Bunun misalleri Abdullah bin Amr'ın Es-Sahifetus Sadıkası'ndaki hadislerin rivayetinde açıkça görülür. Şuna da işaret edelim ki Sahihan'da rivayeti bulunan 200 sahabinin rivayeti müsnedde bulunmamaktadır. Bu da müsnedin bütün sahabilerin rivayetlerini ihtiva etmediğini gösterir. Müsnedin rivayet şekli. Elimizdeki müsnedi Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah'tan Ahmed bin Cafer el-Kati'i 368 miladi 978 rivayet etmiştir. Kati'i Abdullah'tan naklettiği hadisler için haddesena Abdullah, bize Abdullah tahdis etti terimini kullanır. Abdullah ise haddeseni ebi, bana babam rivayet etti der. Bu sema'a delalet eder. Haddeseni ebi min kitabihi, bana babam yazılı metninden okuyarak tahdis etti. Kara'tu ale ebi, babama okudum. Bu arz usulüyle hadisi aldığını gösterir. Bazen de kara'tu ale ebi min hahune, buradan itibaren babama okudum der. Vecettu hazel hadise min kitabi ebi, bu hadisi babama ait yazılı metinde buldum. Bu vicade yoluyla hadisi elde ettiğini gösterir. Bu hadislerde de semi'tuhu minhu, aynı zamanda kendisinden de dinledim der. Özetleyecek olursak bütün bunlar Abdullah'ın müsnedi babasından çoğunlukla sema, kısmen arz, kısmen de vicade, bazı rivayetleri sema arz, bazılarını da sema vicade yollarıyla alıp rivayet ettiğini gösterir. Müsned hadis kitaplarının ikinci tabakasına dahildir. Müsned'in baskıları ve üzerinde yapılan çalışmalar, Müsned'in başlangıçtan beri büyük bir ilgi gördüğü, onun günümüze kadar gelebilmiş olmasından bellidir. Birçok yazmaları dünya kütüphanelerinde mevcuttur. Onun baskısı ilk olarak 1313 yılında Kahire'de Bulak 6 büyük cilt halinde yapılmıştır. Hurufatı küçük ve sayfalar oldukça sıkışıktır. Bu baskının kenarında Muntehabu Kenzil Ummal kitabı yer almaktadır. Ahmed Muhammed Şakir bu baskıyı esas alarak hadisleri numaralamak suretiyle tahkikli modern bir baskısını yapmaya başlamıştır. Merhum hadis isnatlarını göstermek üzere dipnotlar koymuş, neşrettiği her cilt için konularına göre tertiplenmiş hadis numaralarını gösteren bir de indeks eklemiştir. Bu baskıda hadislerin 1313 baskısını kıymetli bir girişi de ihtiva eden bu baskı 1313 baskısındaki sayfalarına da işaret edilmiştir. Tala'i'u Müsned adını taşıyan çok kıymetli bir girişi de ihtiva eden bu baskı Ahmed Muhammed Şakir'in 1958'de vefatı üzerine Hamza Ahmed el-Zeyn tarafından ikmal edilmiştir, tamamlanmıştır. Nasıruddin el-Albani Müsned'de hadisleri bulunan sahabilere dair bir fihrist yapmıştır. Bu fihrist Müsned'in Beyrut baskısının baş tarafına konulmuştur. Müsned'in son 5 cildi fihristlerden oluşan 50 ciltlik modern ve tahkikli bir baskısı Şuayb el-Arnavut ve Adil Mürşit tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu baskıya göre Müsned'de 27.647 hadis bulunmaktadır. Müsned üzerinde yapılan asıl önemli çalışma onun musannef tertibine konulmasıdır. Bu sahada ilk çalışmayı İbn-i Zeknun Ali bin Hüseyin Hicri 8. asırda yapmıştır. Eserinin adı El-Kavâkibud-Derâri fi tertibi Musnedi İmam Ahmed ala abvabil Buhari'dir. Ahmed Abdurrahman es-Sâ'âtî Müsned'in hadislerini konularına göre senetsiz olarak sadece sahabi isimlerini vermek suretiyle yeni bir tertibe koymuştur. Müsned'in tamamını 7 bölüme ayırmış ve bunların her birine kitap ismini vermiştir. Her kitabı da kendi içinde bir takım bablara ayırmıştır. Bu yeni esere El-Fethurrabbani Li tertibi Musnedi İmam Ahmed bin Hanbel el-Şeybani adını vermiştir. Sa'ati daha sonra bu eserine Buluğul Emani min esraril fethirrabbani adıyla bir de şerh yazmıştır. Bu şerhte hadislerin senetlerini de zikretmiştir. Her iki eser bir arada basılmış bulunmaktadır. Buluğul Emani'den başka Müsned'e yapılmış herhangi bir şerh çalışması bilinmemektedir. Hafız Ebu Musa el-Medini'nin 581 miladi 1185 Hasaisul Musnedi ile Şemsuddin Ebu'l Hayr Muhammed bin Muhammed el-Cezeri'nin 833 miladi 1429 El-Mıs'adul Ahmed fi hatmi Musnedil İmam Ahmed adlı risaleleri Ahmed bin Hanbel ve Müsned'ini muhtelif yönleriyle tanıtmak için kaleme alınmışlardır. Musned'in çok değişik çalışmalara kaynaklık ettiği Sıddiki tarafından gösterilmiş bulunmaktadır.